Saadet Partisi'nin Kocaeli tarihinde bir ilk yaşanıyor. Partinin ilk kongresinde iki adayın listeleri yarışıyor. Bir yanda mevcut Başkan Sinan Ejderoğlu, diğer yanda Mehmet Aras. Kongrede heyecan üst seviyede, Sabancı Kültür Merkezi'nde adeta adım atacak yer yok. Sizlerin teveccühüyle çok... Sabancı Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye Genel Başkan Mustafa Kamal Ak da katıldı. Bu görüntüleri ardından konuşmalar bölümüne geçildi. Alkışlar arasında kürsüye gelen Mehmet Aras, partide ve kamuoyunda ses getirecek açıklamalarda bulundu. Ben adayım. Şayet Aras'ı destekleyen ilçe başkanları verirse, Aras'ı destekleyen ilçe başkanları ona oy verirse hepsini görevden alırım. Başkanım, bu usul yanlış, bu usul yanlış. Bunu yapmamamız lazım. Ben burada kazansam da kaybetsem de, kazansam da kaybetsem de musallat taşına kadar bir nefer olarak birliği görüşe hizmet etmeye hazırım. Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Şuranın kısıtlı. O bakımdan şunu ifade etmek istiyorum. Zafer bölünme bölünme yok. Ne bölünmesi? Ben biz arkadaşlara soruyorum. Bir taneniz de ben adayım dedim mi? Karım bıktı, çoluğum bıktı, boşanma noktasına geldik. 15 gündür evi basmıyorlar. Yahu dedim, ben hastayım, ben bu aşırı yolun soluna geldim. Beni, biz dediler listeye hazırlarız, seçim kuruluna veririz. Dedim ki yapmayın, etmeyin, yalvardım, yapardım. Bir tanenize ben adayım. Bana oy verin dediysem Allah şuradan aşağı inme nasip etmedi. Aras'ın ardından Ejderoğlu kürsüye geldi. Aras'ın konuşmalarına atıfta bulunarak şu açıklamalarda bulundu. Desteğini sonuna kadar hissettim. Sinan, sen işine bak. Başkan, sen işine bak. Sen doğru yapıyorsun diye her seferinde desteğini aldım. Bunu elbette bunu söyleme gereği duydum. Çünkü bugün aday çıkma sebebi çok algılayabilmiş değilim. Çünkü son perşembe gününe kadar benim 3 damarım tıkalı. Ben bundan sonra yapamam. Sen yoluna devam et. Ne olduysa 3 damarı birden açılıverdi. Allah şifalar versin. Emin olun bu noktada kendisinin AKP'nin defterini düreceğini söylüyor. Mehmet abime söylüyorum. Biz bunu 8 ay önce sistematik olarak başlattık. Sonunda gör nasıl. Nasıl dürülür sonunda göreceksin inşallah. Konuşmalar yapılırken salonda iki adayın destekçileri arasında zaman zaman kısa süreli tartışmalar da yaşandı. Her şeye rağmen iki aday da kucaklaşmasını bildi. Ve bu millete hizmet edeceğim diyorum. Saygılar sunuyorum. Allah kendilerinden razı olsun.